Sismis iklimlendirme sulu vantilatör yapma ünitesi kurulum videosuna hoş geldiniz. Paket içerisinden 7 metre boru, püskürtme aparatı, vida, klipsler ve ana makine çıkacaktır. Makinamızın alt tarafında tahliye ve su girişi, üst kısmında ise sisteme çıkışı bulunmaktadır. Makinemiz her türlü vantilatörü su püskürtmeli yapabilmektedir. Biz bu videoda ayaklı bir vantilatöre bağlayacağız. Vantilatöre bağlamak için ideal yükseklik 50 santimetre civarındadır. İstediğiniz bir su şişesini kullanabilirsiniz. Emiş borusunu mesafeyi ölçerek kesiniz. Burada borunun katlanmaması ve gereğinden kısa ya da uzun olmaması gerekmektedir. Bu işlemden sonra boruyu bastırarak takınız. Tahliye borusu için de ölçü alınız, kesiniz ve bastırarak takınız. Püskürtme hattı için kalan borunuzun bir ucunu bastırarak takınız. Sonra püskürtme aparatını bağlayacağınız yere ölçü alarak boruyu kesiniz. Ölçü alırken vantilatörün dönüşü için gereken payı bırakmayı unutmayınız. Boruyu çıkartmak gerektiğinde aparatın yüzüğüne bastırınız ve boruyu çekiniz. Boruyu takarken bastırmanız yeterlidir. Cırtı alınız ve uç kısmını bu şekilde kıvırınız. Böylece vantilatörün kafesine kolayca tutturabilirsiniz. Cırtın faslı olan kısmını bir makas ile kesiniz. Boruyu iki farklı noktadan tutturmanız yeterlidir. Kurulumumuz artık bitti.
Bir uzatma kablosuna vantilatörün ve makinenin fişlerini takınız. Fanı çalıştırınız ve makinenin düğmesine basınız. Makinamızı vantilatör ayağına bağlamak zorunda değilsiniz. Yerde bırakabilir ya da isterseniz duvara bağlayabilirsiniz. Makinemizi her çeşit fan ile kullanabilirsiniz. Ev tipi ya da endüstriyel, ayaklı ya da duvar tipi her vantilatörü su püskürtmeli yapabilirsiniz. Sismis sulu vantilatör yapma ünitesi ile serinliğin keyfini çıkartabilirsiniz.